Sevgili Başak burçları, Ay burcu Başak, yükselen burcu Başak olan dostlarım. Şimdi sizin bakımınıza geçiyorum. 13 Haziran, 19 Haziran döngüsü sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Evet. Ağladığınız, üzüldüğünüz, için için sıkıldığınız bir konuyla ilgili artık düşünmez olmuşsunuz. Ve karanlıklar beyaza dönüşecek diyor arkadaşlar. Sizin bedeninizi, ruhunuzu saran sıkıntılı süreçler bitmiş. Yengeç, aslan ve balık burçlarıyla yaşadığınız sorunların tamamının gittiğini görüyorum. Evet, kötü birileri var arkadaşlar. Seninle hesaplaşmak istiyor, seni alt etmek istiyor, kötü birileri. Neyse ki bunları atlattığını görüyorum. Yaşamın gizemi, görkemi seni sarmalıyor. Sevgi ve ışık yolunda ilerlediğini görüyorum. Bir anda başladığın bazı olaylar seni çok güzel noktalara getirecek ve her koşulda iyiliği hayatına katacağını görüyorum. İyilik ve güzellikle donatılacaksın, kötülüğü atıyorsun. Parlak bir geleceğe merhaba dediğini görüyorum ve olmasından korktuğum bir şey olmuş ve sen diyorsun ki ya böyle işte bir ilişki mi bitti, bir maddi manevi kayıp mı oldu, neden böyle oldu deyip böyle zihninin derinliklerinde kaçabilecek bir yer arıyorsun Başak Burcu. Ya artık böyle bu insan bana niye böyle davrandı, ben bunu hak etmiyorum gibi böyle tinsel bir bakış açın. Zekanın en üst skalasını kullan. Şimdi alman gereken dersi almışsın bu olaydan. Yeteneğini kullanıyorsun. Bu kötü insanı hayatından uzaklaştırıyorsun. Fakat bir yetersizlik duygusu var sende. Bir olmaz diyorsun, belki olamaz diyorsun. Ama ne olursa olsun bu durumların geçici olduğunu bil. Karşılıklı konuşmalar olacak ve herhangi bir sıkıntılı süreç olmayacak arkadaşlara, arkadaşım. Şimdi bazı işsel çatışmalar var. Şimdi ses getiren çalışmalar ve bazı planlar yerli yerinde uymuş. Bakın, ilişkiyi yönetmek konusunda, evliliği yönetmek konusunda, başarılı olmak konusunda çok iyisiniz. Planlar ses getiriyor. Planların üstünden gidin. Ev alma planı olabilir. Bir kötülükten korunma olabilir. Korunmaya almışsın kendini. Planların çok iyi. Aynı zamanda ilişkiyi daha iyi hale getirmek için çalışmışsın. Bunların tamamının iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bazı ilişkide yıkım yaşayanlar, geri dönüş bekliyorum arkadaşlar. Askıya alınmış bir işle ilgili geri dönüş başlıyorum. Seni üzen, daraltan iki insan senden özür dileyecek. Telefon ve mesajlaşma olacağını görüyorum. Ve de konuşmaları yok. Net konuşmalarla devam ediyorsun. Sana birileri dedikodularla geliyor. Onları gönderiyorsun. Çarşı, pazar, pasaj, inşallah ne bileyim ben bir yerde oturup birkaç kişi bir iş görüşmesi yapıyor. Sonra alınan planlarla beraber sağduyu hakim ve de geçmişteki derslerle beraber bir iş yeri kurulabilir, yeni bir işe girebilirsiniz, bir yakınınız iş kurabilir. Çok da hayırlı gelecek arkadaşlar. Yalnız gitmeniz var, gitmeniz. Gerçekten böyle bir yerden bir yere gitme planınız. Bunlar çok uyum sağlayacak. Diyelim beraber olduğunuz insanın kötü bir beraberliği var ya da sen kararsızsın. Bu hafta net karar alınacak. Önümüzdeki aylarda şehir değişimi olabilir. Böyle bir iş değişimi olabilir. Hep bir partnerle gidiyorsun. Kadın ya da erkek Başak olman fark etmez. Yanında biri var.
O da senin gibi istence sahip derken, o da senin kadar istiyor. Sen de onun kadar istiyorsun. Birbirinizi destekliyorsunuz. Sevgi, saygı, sağduyu sayesinde, üç tane ses sayesinde bir yurt yuva kuruluyor. Ve de ilahi olan sizi destekliyor arkadaşlar. Şimdi bazı ilişkilerde başaklar zorlandı, direndi. Ama kader birliğiniz vardı, gizemin kapıları açıldı. Ondan sonra ne oldu? İstediğin gibi olaylar gelişmeye başladı. Evet. Şimdi yüksek ideallere sahipken bilinç dışındaki sıkıntıların gittiğini ve de yüksek ideallerle bazı olayları gerçekleştireceğini görüyorum. Bilmediğin, öğrenemediğin bir şeyin önüne gelmesi ve bir şeylerin öğrenilmesi sonucunda bir maddi destek geliyor. Ayrıca arkadaşlar, yuvanızla ilgili, evladınızla ilgili bir hastalık varsa iyileşiyor. Ben bu haftayı bilinmeyeni öğrenmek ve de zorladığın bir ilişkide akışa bıraktığın için ikinizin birbirini isteyerek sarmalaması, planların yerine oturtulması, evlilik planlarının tam da yerli yerinde uygulanması. Evlilik planınız çok iyi gidiyor. Dört nala gidiyorsunuz, evlenme var ve de bir insanın tahtında oturma, kalbinde oturacaksın yani. Evet arkadaşlar, adeta burnunuzda bir insan tütüyor derler ya. Bir sevdiğiniz, evladınız, anne babanız, kavuşma var. Ülkeden ülkeye, şehirden şehire kavuşma var. Evet. Bazı sıkıntılardan, tutsaklıklardan kurtulduğunu, bazı değerini anladığını görüyorum. Bütünüyle olumlu gelişmelere açıksın. Evet arkadaşlar. Şimdi gittiğin bir türbe olabilir. Yaptığın bir ibadet olabilir. Hemen 7-8 gün içinde bak bir ibadet yapabilirsin, bir namaz kılabilirsin, bir türbede adak adayabilirsin. Hemen hemen olacak işleriniz var. Bakınız, hem de Kurban Bayramı'nın içindeyiz. Lütfen dilediğiniz kadar şeyi söyleyin. Kurban kesiyorsanız bu bizim hayatımızın, canımızın fidyesi, malımızın fidyesi deyin. Bunları söylediğinizde bir hasta iyileşecek, umutlar yeşerecek ve aynı zamanda düşmanlar yok olup gidecek diyor arkadaşlar. Evet, zikrinizi vermek istiyorum. Ya mucip 55'tir tekrar sayısı. Boş çevirmeyip duaları kabul edendir. Tam da sizin yıldızlardan aldığınız mesaja uygun arkadaşlar. Boş çevirmeyecek Rabbim sizi. Her türlü destekleyecek. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet. Hoşça kalın, dostça kalın.